Vay, çok artistsin. Sokak çalgıcılığına da mı başladın yoksa? Ya aslında ruhuma daha çok hitap ediyor ama sokakta çalmıyorum. Otelde çalıyorum. Hangi otel diye sormama gerek yok herhalde. Ya sen cidden Saruman'ın üzerinde azimle uğraşıyorsun. Atalarımızın azimle ilgili hoş saptamaları var. Duymuşsundur. Duvarı deliyim derken duvarın altında kalma canım. Senem Hanım'la o potansiyeli görüyorum. Psikiyatristler, avukatlar. Bir türlü seni arayacak fırsatım olmadı. Galiba bu durgun halin Emir'in baba olacağı anlamına geliyor. Bu işleri bilirsin Sanem. Her zaman iki ihtimal vardır. Oğlunun hızına yetişmek mümkün değil. Sürat felakettir diye boşuna söylememişler. Her neyse. Avukatımdan Cansu ile ilgili gelişmeleri aldım. Cansu'nun klinikte yatması beni hala tatmin etmiyor Sanem. Emir'le ne olursa olsun bu konuyu takip edeceğim. Şimdilik Cansu'yu bırakalım. Otelle ilgili ne karar verdin? Yarın avukatımla bu konuyu enine boyuna tartışacağız. Oteli zarara uğratmadan, sözleşmeye aykırı kalmadan neler yapabiliriz bir bakacağız. Sanırım oğlumu öldürmeye çalışan bir deliyle ortak olmak istemiyorum sana. Öyleyse seni yeni ortağınla tanıştırayım, Ünal Sarrafoğlu. Bu otelle ilgili bütün yetkiler artık bana ait. Ne sürpriz. Güzel çalıyor. Güzel çalıyor. Yetenekli ve tutkulu. Gerçekten tutkulu bir çocuk. Çocuk? O çocuk tanıdığım birçok erkekten daha kararlı ve daha tutkulu. Bu da onu kesinlikle birçok adamdan daha adam yapıyor. Ünal Sarrafoğlu ile işler iyi gitmiyor galiba. Çirkinleşme Levent. Burada Bülent'ten bahsediyoruz, Ünal'dan değil. Ayrıca benim özel hayatım ne zamandır seni ilgilendiriyor? Yoksa kıskanmaya mı başladın? Eğer ki bu Bülent'le yaşadığınız saçmalığı bitirecekse... buna inanabilirsin. Ama artık dur sana. Seninle ilgili inandığım tek şey, bütün kalbimle hayatımın en büyük hatasını yapmış olduğum. Sen de buna inan. Beni rahat bırak. Bir Bülent'i durdur Levent. Durdurabiliyorsa. Ne dedin Sanem'e? Sakın kahramanlık yapmaya çalışma Bülent. Bu Sanem'le benim aramda, tamam mı? Senin Sanem'le aranda bir şey yok. Sen ondan vazgeçtin diye benim de ondan vazgeçmemi istiyorsun. Çünkü önce sen vardın. Bülent, sen onu kullanarak beni rahatsız etmeye çalışıyorsun. Ama bak, bunu yapmana hiç gerek yok. Ben zaten seninle ilgileniyorum. Seni yeniden kazanmaya çalışıyorum. Sen harbiden babamın oğlusun ya. Her şey seninle ilgili değil mi? Biliyor musun? Ben senin o terk ettiğin kadınla sabaha kadar konuştum. Sabaha kadar dinledim onu. Ve senin düşündüğün gibi hiçbir şey yaşamadık. Sanem benim istediğim kadın.
Sen olsan da olmasan da. Şov bitti. Sahne kapandı. Tamam kardeşim. Tamam. Buraya mı geliyor? Buralardaymış zaten. Anladım. Ben istemiyorum. Tamam. Geldiğinde kalkarım. Ama söyle. Sesi çok mu kötüydü? Nasıl olabilir ki anne? Adam hayatının kabusunu yaşıyor. Yine iki kardeş, ortak bir noktanız var. İkiniz de aynı kabusu yaşıyorsunuz. Sizi konuşmanız için yalnız bırakıyorum. Eğer bana ihtiyacınız olursa, yani ne bileyim, kadın bakış açısına, ben buradayım. Ciddi miydi bu? Bize yardım mı etmek istiyor? Umarım öyledir kardeşim. Umarım öyledir. Sen ne yaptın? Ben iyi değilim ya. Muhasebeciyle konuştum da durumlar pek parlak değil. Taşınmak için evi de arabayı da satmak durumunda kalabilirim. Yeni bir işte bakacağım. Yapma ya. Ciddi misin sen ya? Feriha'ya daha hiçbir şey söyleyemedim. Ne oluyor bana anlamıyorum ya. Böyle değilim ben. Takmazdım böyle şeyleri. O da takmazdı. Tamam, biraz eskiye göre zorlanırız. Ama ölmedik abi. Öyleyse ben niye ağzımı açamıyorum hala? Egondandır. Allah'ın belası egondandır. Emir, bak ben sana biraz... Bana böyle şeyler söyleme. Söyletmiyorsun ki zaten. Anlamadım ki kardeşim, bizim aramızda paranın lafı mı olur? Tamam dedim oğlum, istemiyorum öyle bir şey. Sen sinire kesmişsin. Ben iyi değilim ya. Feriha'yı da üzüyorum. Demek hala burada yaşıyorsunuz. Ailenin kapıcılık yaptığı apartmanda. Siz yine beni aşağılayıp hırsınızı almaya mı geldiniz? Buraya seninle bir anne olarak konuşmaya geldim. Buyurun. Sizi dinliyorum. Oğlum baba olacak. Bunu biliyorsun değil mi? Ne kadar eminsiniz? Sen yalanlarını su içer gibi söylediğin için herkesi kendin gibi zannediyorsun değil mi? Ama Rüya doğru söylüyor. Doğru söylediğini 4 ay sonra ispat edecek. Emir ve Rüya'nın bir bebekleri olacak. Benim bir torunum olacak Feriha. Düne kadar oğluma söylediğin yalanlarla onu idare edip onunla gizli saklı evlenen basit bir kadınsın sen. Şimdi hamile bir kadını üzmeyi içine sindiren ama mağrur, esas kadın oynayan basit bir kadınsın. Siz gerçekten neden bahsediyorsunuz ben anlamıyorum ama ben o kadına hiçbir şey yapmadım. Belki de Emir'in baba olma korkusundan faydalanıyorsun. Onu etkiliyorsun. O kadının nasıl bir aileden geldiğini bile düşünmeden onu kendi seviyene çekmeye çalışıyorsun. Aslında derdiniz bu değil mi Aysun Hanım? Sınıf farkı, babamın yaptığı iş, ailemin oturduğu ev. Rüya da bebek de umurunuzda değil aslında. Önemli olan onların sizle aynı, bizim sizden farklı olmamız. Bütün bunları senin söylediğin yalanlar önemli kıldı. Eğer sen o yalanları söylemeseydin, eğer o çirkinlikleri hepimize yaşatmasaydın,
Belki oturup bunu konuşabilirdik. Ama artık bunu konuşmak için çok geç Feriha. Ne kadar acı. Sizin derdiniz benim. Oğlunuz bile değil. Gerçekten çok acı. Beni kışkırttı. Oğluma şikayet edebileceğin bir tepki vermemi sağlamaya çalışıyorsun. Ama emin ol, bu sefer senin oyununa gelmeyeceğim Feriha. Son kez soruyorum. Aysun Hanım, siz buraya niye geldiniz? Emir, hayatınızdan çıkıp gitmesi için Rüya'ya para teklif etmiş. Emir böyle bir şey yapmaz. Tabii ki yapmaz. Tabii ki benim oğlum böyle terbiyesizce bir şey yapmaz. Tabii sen etkilemediysen. Ben ondan asla böyle iğrenç bir şey istemem. Emir de ne olursa olsun hiç kimseyi parasıyla susturmaya çalışmaz. Buna inanmam. Senin ne kadar iyi bir yalancı olduğunu bilmesem gerçekten sana inanacağım Feriha. Hatta dur. Sana inanmış gibi yapayım. Otur ve düşün Feriha. Eğer senin bu çirkinlikte bir payın yoksa otur ve düşün Feriha. Düşün. Eğer Emir Rüya'ya inanmıyorsa niçin gidip ondan hayatınızdan çıkıp gitmesi için ona para teklif ediyor? Niçin sakin sakin oturup bebeğin doğmasını beklemiyor? Senin yüzünden. Hayatına girdiğin herkese kötülük saçıyorsun. Oğlum sana olan tutkusu yüzünden mahvoldu. Biz dağıldık, perişan olduk. Şimdi henüz doğmamış bir bebeğin hayatını mahvediyorsun. Asıl ben sizin oyununuza gelmeyeceğim. Ben pes etmeyeceğim Aysun'u. Bebek Emir'den veya değil. Ben onun yanındayım. Sanem, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya bugün Butik'e gelecektim ama uğrayamadım. Sorun yok. İyi misin? Gayet iyiyim. Biz Lara ile akşam yemeğe çıkacağız. Bize katılmak ister misin? Çok teşekkür ederim ama çok uykum var Tülin. Cansu nasıl bu arada? Ben de çok merak ediyorum. Nasıl? Bugün doktoruyla görüştüm. Konuşmaya başlamış. Sonunda. Peki ne zaman ziyaret edebileceğimizi söylediler mi? Sen benden önce gideceksin galiba. Lara verdiği ifade yüzünden kendisini hala kötü hissediyor da. Saçmalama hayatım. Sen herkes için en doğru olanı yaptın. Uzun ve sıkıcı bir konuşma olacak. Sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Çok neşeli. Tıpkı dün akşamki gibi. Başlama lütfen. Alo. Aa, merhaba. Merak ettiniz tabii. Tahmin ettim. Cansu biraz rahatsız. Hayır hayır, önemli bir şey yok. Dinleniyor. Telefonu kapalı tutuyor. Ben iyileşir iyileşmez sizi aratırım. Haberleşiriz. Ne o? Geç kaldın. Benzin alacak paran mı yoktu yoksa? Eğleniyor musun? Seni uyarmıştım. Ben bugüne kadar harcadığım parayı kendim kazandım da harcadım. Tamam, mekan senindi. Ama o mekanda döktüğüm ter de benimdi. Sen şimdi eğlenmene bak. Çünkü kısa sürecek. Ben yine kendi paramı kazanacağım. İyi. Çalış. Çünkü bu zamanda çocuk bakmak hiç öyle kolay değil. Konuyla dalga geçme baba. Emir. O kızın doğruyu söyleme ihtimali ne kadar? Ne yapacaksın? Niye merak ediyorsun? Dedeliğe mi hazırlayacaksın kendini? Geç otur şöyle. Yok. Seninle baba oğul olarak değil de erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Daha Feriha'dan kurtulamadan başka bir kadının kucağında yem oluyorsun.
Seninle ne baba oğul olarak konuşulur ne de erkek erkeğe konuşulur baba. Kendine çok güveniyorsun değil mi? Başını nasıl bir belaya soktuğunun hala farkında değilsin. Bir sonraki adımına bakmadan o kızla evlendin. Çocuk oyuncağı gibi. Birkaç ay sonra başka bir kadın gelip kucağına bir bebek bırakacak. Belki de defolup gidecek. Artık arkanda baban yok. Babanın parası da yok. Kendin çalışıp kazanacaksın, öyle mi? O kadar kolay sanıyorsun. Bakalım babanın yanında çalışmaya benzeyecek mi? Sen nerede yaşadığını zannediyorsun oğlum? Burası Türkiye, Türkiye. Senin gibi şanslı doğmayanlar nasıl yaşıyor göreceksin. Hepimiz göreceğiz. En başta o kıymetli karın görecek, pes edecek. Hepimiz göreceğiz. Levent Bey, anneniz için tek şansımız ameliyat. Fakat annenizle daha önce de konuşmuştuk. Bu ameliyat göze alamayacağımız kadar riskli. Yani siz ameliyatı tavsiye etmiyor musunuz? Bu tür vakalarda çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bakın doktor bey, benimle çok açık ve net konuşabilirsiniz. Annem bu ameliyatı kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Vallahi ben kaldırabileceğini tahmin etmiyorum. Hocam, annenizi hastaneye bıraktım. Hayırdır, hasta mısınız? Yok, iyiyim ben. Birini ziyarete gelmiştim. Görüşürüz Mehmet. Hocam. Feriha o herifi kocasını bırakıp gitmiş. Eşyaları gidiyor. Odasına spor malzemeleri taşınıyor anne ya. Buna gerçekten ben de şaşırdım. Dikkat edin lütfen, duvarlar çizilmesin. Hoş geldiniz. Sanem, hoş bulduk. Hayrola, ne yapıyorsun? Cansu'nun odasını boşaltıyorsunuz. Sadece küçük bir değişiklik. Yani onun eşyalarını yukarı alıyorum. Sanki hiç dönmeyecekmiş gibi. Onun odasını spor salonuna mı çeviriyorsunuz? Sadece küçük bir değişiklik Lara. Birkaç parça malzeme. Ama bu... Hadi gel Lara. Daha sonra konuşuruz. Hoşça kal Sanem. Gerçekten masallardaki kötüyü ve anneye dönüşüyor. Ya da hep öyleydi. Cansu'nun odasını spor odasına çevirmesi gerçekten yersiz. Ama bence sen tepkilerine biraz daha dikkat et, olur mu? Tepkilerine dikkat etmesi gereken tek kişi Sanem Hanım anne. Üvey kızı akıl hastanesine kapatılıyor. Ve kadın hayatını yaşıyor. Neredeyse Cansu'dan kurtulduğu için sevindiğini düşüneceğim. Yani tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyorum ama... siz bu haldeyken Bülent'in artık hastalığınızı bilmesi gerekmez mi? Seninle bunu tartışmayacağımı daha önce de söyledim. Hayır, ne bileyim. Bilse belki farklı davranır. Levent, yarın İzmir'e gidiyorum. Babanızla görüşmem gereken şeyler var.
Ve lütfen ben dönene kadar o istemese bile gözün kardeşinin üzerinde olsun. Ve lütfen kararlarıma saygı duy. Peki. Onu kaybettin değil mi? Eğer nerede olduğunu biliyorsan. Bilmiyorum. Bunu bana sorduğuna göre onu gerçekten kaybetmişsin.